Güzel bir soru geldi. Heyecanlandım güzel sorularda. Valla bugün sorular güzel. Bu arada şey mi? Bugün gelenleri okuyorum. Arada bir iki Oo. soru listemizden geldi. Can bugün çok güzel sorular geldi. Soramadıklarımızı aldım. Bilginiz olsun. Bugün cevaplayamazsak haftaya bir sonraki soruyorum da. Bu arada Hocam. bir ufak yorum gelmiş. Ona da katkı yapayım. İrade ve ihtiyar arasındaki farka. İrade ve ihtiyar şöyle. Şimdi köylerde ihtiyar heyeti diye bir şey var ya. Ben onu hep yaşlılardan oluşuyor zannederdim ama. İhtiyar bir davranışı yapmayı murad edip onu yapabilme hali. Yani şu 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 seçenekler arasında şunu yapabilme. Onu ihtiyar etme denir zaten. Yani o davranışı gerçekleştirebilme gücü. İrade ise yapmamayı tercih edebilme gücü. Yani irade daha ziyade engelleme de inhibitör dediğimiz bizim baskılayıcı, engelleyici bir taraf. İhtiyar ise harekete geçirici bir taraf. İrade ve ihtiyar o yüzden hani bir bıçağın iki keskin tarafı gibi. Bir tarafıyla bu değil, öbür tarafıyla nahanda bu. İşte ben bunu yapacağım diyerek girmek irade ve ihtiyar o yüzden iki kelime olarak da hatırlattığı için arkadaşımıza tekrar teşekkür ediyorum. Önemli kelimeler bunlar. Bu etimoloji kısımları çok değer verdiğimiz ya. Bir şey anlamak için, kökeninin nereden geldiği için, kelimenin Hayat. neyi ve aslında hikayeyi de dinliyoruz. Hocam bu arada psikoloji kelimesinin aslında psychology, yani psyche'den gelip psyche'nin aslında birçok sembolü mitolojik olarak alıp taşıyıp bugüne getirmesi de bana şey gibi gelir. Psikolojik olarak hani bizim yolculuğumuzu aynı kelime yaşıyor ve şu anda bizimle devam ediyor. Yaşamaya devam eden bir süreç Bu arada bunların bak hepsi. bir trik daha hatırlatayım. O mesela psikoloji sözcüğünün etimolojik kökeninin ne kadar derinlikli kökenlerden geldiğini falan düşününce psikolojinin kurucu babalarından ya da annelerinden çok azı psikolog. Bunlar çok düşünür insanlar, felsefeciler, insan hakkında kafa yoran kişiler. Böyle psikoloji diploması aldım mı psikolog, biyolog diploması aldım mı biyolog, tıp diploması aldım mı hekim oldum diye şişinmemek lazım. Çünkü bu dalların temelleri çok yoğun insan zihin mesaisiyle kurulmuş. Daha sonra meslekleştirilmiş şeyler. O yüzden hani psikolojiyi anlamak gerçekten içine girmek için birçok dalda olduğu gibi biraz filozof olmak gerektiğini unutmayalım. Sevgili Meltem Nertar Hoca'nın bölüm toplantısında da söylediği gibi okumayı sevmeyen adam psikolog olmasın dedi. Okumayı sevmeyen kişi çok doğru söyledi. Ama bence hiçbir şey olmasın. Okumayı sevmeyen niye bir şey olsun ki? Öyle dursun. En güzeli o. Ay çok güzel söylediniz. Ben üstüne bir soru sormak istemedim bir an. Bunu bir sindirelim istedim. Ha evet, bu arada B bile değil sormuş. Nickname değil, onun ismi B gerçekten. Tanışıyoruz kendisiyle. Adı B. Vallahi öyle. B. Farklarkılavuzu.net adresinden çalışmalarını görebileceğiniz değişik bir arkadaşımız. Valla anlatmakta zorlanırım farklar kılavuzunu. Girin bir bakın. Kelimeler arasındaki farkları, benzerlikleri vesaire yıllardır çok enteresan bir şekilde kataloglayan değişik bir çalışması var. İlginç zihinlerden bir tanesi, öyle söyleyeyim. Girin bakayım, siz orada böyle ve ile değil falan gibi bağlaçları kullanmayı hemen çözebilecek misiniz? Benim biraz zamanım aldı ama Türkiye'de yapılmış enteresan işlerden bir tanesi, görmek lazım. Hocam, Amerikalı Joe Dispenza'nın dediği gibi yapmadığımız şeyin hayalini kurmak beyinde yeni bağlantılara sebep olup hayatımıza mı giriyor? Yani sadece hayal mi kuralım? Çok doğru. Joe Dispenza galiba kendini değiştiren beynin yazarıydı yanlış hatırlamıyorsam. Arkadaşlar düşünme işlevi beynin fiziksel yapısının değişmesiyle yapabildiğimiz bir şeydir. Yani düşünmek gerçekten düşüneni değiştirir. Bu David Pitt'in yıllar önce okuduğum bir sözüydü. Yıllar sonra o kitabı okuduktan nöroplastisiyle ilgili çalışmaya başlayıp mikroskop altında sinapsları sayıp aa bir şey öğrettik işte hayvanların sinapsı arttı falan diye aymadan çok önce ben bu lafı duymuştum ama ne demek olduğunu mikroskopta çalışınca, beyinlere dokununca anladım. Gerçekten sadece düşünce beyni değiştiriyor. Fakat sadece hayal mi kuruyor? Kuralım meselesi biraz konuyu bence provoke ediyor soruyu soran arkadaş bilerek çünkü ben anne ne diyeceğimi biliyor oradan. Şimdi beynimizde gezinen düşünceler devamlı olarak madem işte düşünce ve hayal kurma işi beynin şeklinin değişmesiyle ilgili. Beynimizde gezinen düşünceler demek beynimizin ne yönde şekillendiğini bize anlatıyor aslında. Mesela devamlı olumsuz negatif düşüncelerin bir süre sonra hayatımızdaki her şeyi olumsuz yapma potansiyeli taşıması bundan. Aslında hayatımızda bir şey etki etmiyor. Yani radyasyonla karşıdaki insanı manyak yapmıyoruz biz. Sadece beyin bağlantılarımız öyle bir hale geliyor ki. Mesela endişeli bir insansak hep güvenli seçimleri yapmaya yönelip 10 sene sonra diyoruz ki ben niye yıllardır bu durumdayım? Çünkü hep güvenli olduğun yeri seçtin. Hiç atak yapmadın. Çünkü arkada güvensiz düşünceler, kendine güvenini törpüleyen bazı kötü inançlar, yanlış inançlar vardı. Onlar tık 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 beyinde döndüğü için beyin bağlantıları hep o yönde şekillendi ve bir süre sonra kararlar falan falan böyle oldu. Hayal kurma
düşünceler gezindirme, zihinsel olarak düşünme eylemi dediğimiz şeye yoğun vakit harcama beynin bağlantılarını bir şekilde değiştiriyor. Fakat bu değişen bağlantıların özellikle de fiziksel aksiyon olarak, düşünce olarak, söylem olarak, eylem olarak bir şeye dönüşmesi bizim gerçekliği etkilememizi sağlıyor. Ya da onu kendimize göre değiştirebilmemizi sağlıyor. Benim hep söylediğim bir şeye zannediyorum atıf yapan bir soru bu. Geleceği oluşturan şey geleceği hayal etmektir diye bir söylem var. Ama ben bunu bir tık değiştirdim. Bu söylemin kaynağını bilmiyorum ama geleceği yaratacak olan şey geleceği hayal edebilme cesaretidir. Şimdi siz geleceği hayal ediyorsunuz. Ama onunla ilgili bir şey de yapmanız gerekiyor ki o geleceği yaratabilirsiniz. Mesela bu bir de bir insan olarak düşünmeyin bunu. Hep anlattığım işte 1800'lerde Jules Verne Ay'a Seyahat romanını yazıp Ay'a doğru işte bir namludan fırlatılan bir topun içinde ve bir merminin içinde Ay'a gönderilen insanlar hayal etti. Bunun için detaylı mekanizmalar da hayal etti. Barutu sıkıştırıyordu, bilmem patlatıyordu aynen bir topta olduğu gibi. İşte yer çekimi, dünyanın yer çekimi ivmesini yenebilecek barut miktarını hesaplamaya varana kadar. Orada ciddi bir aslında teknik hayal gücü var. Bu hiç denenmiş bir şey değil bu arada. Jules Verne şey atmadı, roket moket fırlatmadı o zaman ama sadece biraz zorlayarak hayal kurdu. Ondan sonra bu romanı okuyan insanlardan teknik becerileri yüksek olanlar yavaş yavaş bunları denemeye başladı. 69'da Ay'a gitmeler, Elon Musk'ın uzaya roket fırlatması hepsi bunun sonuçları. Yani kurulan hayal bir eylemle birleştiğinde gelecekte bir şeye sebep oluyor. Bunu aynı insan da yapmayabilir. Yani insan işte Jules Verne gibi yazar, ortaya koyar. Bir başka insan alır, onu bir aksiyona, bir harekete, bir buluşa, bir yola dönüştürür falan falan. Dolayısıyla hayal kuralım ama hayalimizi aksiyonla süsleyelim, hareketle süsleyelim. Bir çok sevdiğim bir hikaye vardı. Kaynağını ya da detayını hatırlamıyorum ama küçükken anneannem bana bunu çok anlatırdı. Böyle aklımın bir köşesinde yer etmiş. Adamın bir tanesi köyünde ne yapmış? Bir şey reçel mi, bal mı? Bir şey üretmiş işte. Neyse böyle raflara dizmiş. Bir de bastonuyla böyle yatmış rafların altına. Kavanozlarına bakıyor hayran hayran. Ben demiş şimdi bunları götüreceğim. Pazarda satacağım. Onunla yumurta alacağım. Yumurtaların bir kısmını satacağım. Yumurtaların bir kısmını da kuluçkaya koyacağım. Ondan tavuklar çıkacak. Tavuklardan şu kadar yumurta çıkacak. Sonra onları çoğaltacağım. Etlerini satacağım. Öyle yapacağım. Böyle yapacağım. Zengin olacağım. Ev alacağım. Onu yapacağım. Hayal kura kura en sonuna kadar gelmiş. En son dizilmiş. Bütün köyü satın alacağım diye bastonu bir sallamış. O sırada raf devrilmiş. Bütün kavanozlar kırılmış. Arkadaşın hayalleri langırt diye suya düşmüş. Yani hayal kurarken çok gaza gelme. Otur önündeki işi yap. Anlamına gelen bir hikayeydi küçükken bize anlatılan. Çok severim. Bizim hayallerimiz genellikle böyle. Kuruyoruz. Sonra o sonuçta gideceği yere dair o kadar net bir adımlama yapıyoruz ki zihnimizde. Onun hedefin büyüklüğü bizi bir süre sonra hareketsiz bırakıyor ya da komple işte paralize ediyor, felç ediyor. Oysa böyle değil. Hayalleri kurup o hayallere gidecek adımları da hayal ederek biraz çevik bir şekilde, çevik adımlarla, küçük parçalara bölüp ilerleme yöntemiyle o hayalleri gerçeğe dönüştürmek lazım. Sadece hayal kurmak işe yarasaydı, simülasyon makineleri şu anda dünyayı değiştirmişti. Biliyorsunuz birçok simülasyonlar üreten yapay zeka yazılımlarımız var. Kendi işlerinde takılıyorlar. Sen düğmeye basmazsan hiçbir şey olmuyor. Bizim beyinde değişir. Aksiyona geçmezse bir süre sonra delirir kalır. Der ki ulan Allah kahretsin bunca sene ben bunun için mi hayal kurdum? Sağa sola sarar. Çoluğun çocuğun hayatını zehir eder. Komşusu çöpleri saatinde çıkarmadı diye onunla kavga eder falan. Öyle şeylere dönüşür. Olmamak lazım. Yani hayat kısa. Yapalım bir şeyler.